Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle istirham ediyorum. Bugün size anlatacaklarım bu konuyu, yapacağım bu analizi lütfen sonuna kadar izleyin. Zira bugün sizlere ilk kez duyacağınız çok önemli bilgiler vereceğim. Bir plandan, bir küresel projeden bahsedeceğim. İçerisinde bulunan bu planı ve projeyi hazırlayanlardan birisi, bir bilim insanı aradı. Her şeyi bütün şeyi itiraf etti. Ben de onun anlattıklarını size anlatacağım. Nasıl bir küresel sistemin geldiğini, bizi hangi düzenin beklediğini net olarak sizlere anlatacağım. Bu işin merkezinde Türkiye'de var. Ondan bahsedeceğim. Ve özellikle bugüne kadar anlattıklarımız, hani diyoruz ya yeni bir küresel sistem kurmak istiyorlar. Bir yeni düzen kurmak istiyorlar. Bu düzeni kurarken neleri kullanacaklar? Bizi neye hazırlıyorlar? Bunun net olarak bu işin içerisinde olan, bir hocanın anlattıkları. Bunları sizlere ifade edeceğim. Değerli dostlar dikkat ederseniz bugüne kadar tek dünya devletinden zaman zaman bahsettik. Yani o şeytani aklın, küresel aklın bütün insanlığı aynı noktadan, tek noktadan yönetmek istediğini ve dolayısıyla bu araçları, bu sistemi bir an önce kurmak istediğini ifade ettik. Dünya ekonomik formunun özellikle dijitalizm üzerinden, bütün ulus devletleri kontrol edebilecek bir sistem üzerinde çalıştığını sizlere defalarca anlattık. Ama tabii ki bu işin içerisinde bulunmuş namuslu insanlar var ve gerçekten de bu plan ve projelerde çalışmış bilim insanları olayın nerelere gittiğinin çok iyi farkındalar. Aradı, isim vermeyeceğim. Kusura bakmayın ama o projede ismi var. İsminin verilmesini istemiyor. Aradı dedi ki Murat hocam Başından beri sizin küresel politikalar, küresel konular üzerinde yapmış olduğunuz analizleri dinliyorum. Ve bugüne kadar sizin söylediklerinizin özetini çıkarabileceğiniz ve özetleyen çok önemli bir projeyi tamamladık. Yakında kitapçık halinde basılarak bütün ulus devletlere takdim edilecek. Nerede? İşte sanırım 14-15 Kasım tarihlerinde ya da Aralık'ta olabilir tarihini yanlış vermeyeyim. Azerbaycan'da yapılacak iklim zirvesinde bu kitapçıklar dağıtılacak. Devletlerin neye uyması gerektiği, neleri yapması gerektiği kendilerine tabiri caizse tebliğ edilecek. İşte bu plan ve projeden bahsedeceğim. Şimdi lütfen iyi dinleyin çünkü Türkiye de yakından ilgileniyor. Bu projenin içerisinde UNESCO var. Bakın belki de Birleşmiş Milletler çatısı altında en masum şekilde görev yaptığı düşünülen UNESCO öyle bir proje plan geliştiriyor ki Vallahi ulus devletlerin e, tabiri caizse ümüğünü sıkacaklar. Onu anlatayım. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler'e 194 üye ülke var. Bakın 194 üye ülke. Bu 194 üye ülke 2012 yılında bir araya geldi ve hatırlarsanız Birleşmiş Milletler'in bir planı projesi var. O da şu sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030 yılına kadar bu ilkelerin tamamlanması isteniyor. 17 tane. Onu Google'dan girip bakabilirsiniz. İçerisinde güzel cümleler var. İçerisinde güzel konular var. İşte insanların temiz suya erişimi, işte fakirliğin ortadan kaldırılması vesaire gibi çok önemli güzel şeyler de var. Ama işin içerisinde burada konuşamayacağım kadar çünkü izin verilmiyor. Konuşamayacağım kadar tehlikeli konular da var. Onları siz girip bakabilirsiniz. 17 tane ilke var. Bunları devletler kabul etti ve Özellikle Türkiye'nin kabul etmeyeceği işin içerisinde çok önemli iki tane unsur var. Maalesef onlarla kabul etti. Şimdi bunu 2030 yılına kadar bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde bu plan ve projeleri bütün devletler harıl harıl çalışıyor. Özellikle bizim ülkemizde üniversiteler, okullar, liseler, orta öğretim kurumları buna hazırlanıyor. Bu, bunu yapmak istiyorlar. Çünkü talimat büyük yerden. Geçtiğimiz günlerde Dünya Ekonomik Bankası, Dünya Bankası Türkiye'ye 35 milyar dolar biliyorsunuz kredi verdi. Sonra bir 10 milyar dolar daha söz verdi. Bunların niye verildiğini daha önceki video analizlerde ifade ettim. Şimdi bu devletler dedim ki sürdürülebilir kalkınma hedeflerini kabul ettiler 2012 yılında. Taahhütte bulundular. Bunları yerine getirecekler. Ve bunu bu taahhütlerin yerine getirilmesi için bir plan, bir proje hazırlanıyor. Bunu da UNESCO'ya vermişler. Yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne vermişler. Demişler ki sen bu işin eğitim, şehirleşme ve de kurumlar, şirketler üzerindeki etkilerini ya da bunlarla ilgili bunların uyacak uyacağı kurallarla ilgili çalışmayı yap, bitir. İşte bu UNESCO çerçevesinde çalışan bu projeyi, projenin en önemli bilim insanlarından birisi aradı ve bana şunları anlattı. Dedi ki, artık ulus devletlerin egemenlik haklarını elinden alınacak, elinden alacak çok önemli bir projeyi tamamladık. Kitapçık haline gelecek devletler buna uymak zorunda kalacaklar. Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü'nden bahsettik değil mi? Onu da aynı şekilde dikkat ederseniz bir buçuk yıldan beri söylüyorum. Dedim ki bu ulus devletlerin iradesine müdahaledir. Ve nitekim de ulus devletler bunu şimdilik kabul etmediler. Bazı maddelerini gerçekten de milli e egemenlik haklarına aykırı buldular ve bazı konularda finansman konularında anlaşamadılar. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel pandemi tüzüğü şimdilik bir yıl ertelendi. Ama onaylanmayacağı anlamına da gelmiyor. Zira anlaşmanın ya da bu müzakerelerin sürdürülmesi kararı aldılar. Onu bir kenara bırakalım. Onunla ilgili sizlere gerekli bilgiyi verdim. Şimdi UNESCO'nun bu projesini bahsedelim. Bu projesinden adı şu. Önce İngilizcesini verelim. Değerli dostlar, e, Greening Education Partnership, yani eğitimin yeşil hale getirilmesi, yeşil topluluk isimli bir proje. Gerçekten de bu projenin içerisinde öyle maddeler var ki bizleri bağlayıcı, bizleri tek dünya devletine götüren önemli ilkeler var ve kısıtlayan, özgürlüklerimizi kısıtlayan şirketlerin nasıl özgürlüklerini kısıtladığını ve ülkelerin özgürlüklerini nasıl egemenlik haklarını elinden aldığını gösteren çok kritik maddeler var. Tek tek söyleyeceğim. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz değerli dostlar? Yeşillendirici Eğitim Ortaklığı isimli bu e, çalışma e, okullar, şirketler, devlet kurumları ve belediyeler bunları kapsıyor ve dolayısıyla bunlara ilkeler sunuyor. Diyor ki şunları şunları yaparsanız sizi buraya agretide edeceğiz ve öyle bir noktaya geliyorlar ki getirecekler ki artık oraya agretide olmayan o ilkeleri benimsemeyen hiçbir şirket Avrupa'da ticaret yapamayacak. Dünyada ticaret yapamayacak. Mal satamayacak, mal alamayacak. Buna agredite olmayan okullar dünya çapında geçerli olmayacak. Ülkelerde efendim e, kredisi çok düşük olacak ve diğer taraftan da kurumlar. Yani siz o kriterlere uyduğunuz sürece dünyaya entegre olmuş olacaksınız. Ve küresel alanda işbirliği istiyorsanız, küresel alandan o ağda kalmak istiyorsanız Bunları yapmak zorunda kalacaksınız. Şimdi neymiş onlar? Mesela söyleyelim. Kurumlar e, kriterleri karşıladığında bu projeye dahil olacaklar. Bir ortaklık. Ortaklık dediğine bakmayın. Yani hani keyfi isterse falan değil. Bakın belediyeler bu konuda çok önem arz ediyor. Belediyeleri artık küçük şehirler, şehircikler haline getirmek istiyorlar. Akıllı şehir diyoruz ya o akıllı şehirler esasında nasıl bir proje olduklarını ve bu kentsel dönüşümlerin nasıl bu akıllı şehirler içerisinde bir proje olduğunu bundan net olarak anlayabiliyoruz. O yüzden tek dünya devletine gidiş var. Bakın belediyelerde özellikle o küresel aklın, o şeytani aklın istediği kriterlere uymak zorunda. Ve bunu da devletten bağımsız olarak yapacaklar. Yani farazi söylüyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da işte Antalya Büyükşehir Belediyesi ya da Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da başka bir ilin Büyükşehir Belediyesi veya Yerel Belediyesi. Bakın bu kriterleri benimsemek için hükümetten izin alması gerek gerekmiyor. Onları yerine getirecek. Dolayısıyla UNESCO'nun e, bu yeşil e, dönüşüm, yeşil topluluk e, ilkesine uyacaklar. Bunun içerisinde kredili sistem var. Bunun içerisinde işte karbon ayak izi var. Bunun içerisinde iklimde mücadele var. Bunun işin içerisinde her şey var. Yani o dünya ekonomik formunun çizmiş olduğu bütün çerçeve bu kuralın, bu eğitimin içerisinde. Büyük sıfırlama. Tamamen büyük sıfırlamanın ayakları oluşturuluyor. Ve şimdi dedim ya kurumlar kriterleri karşıladığında bu projeye ortak olacaklar. Ve bunu yapmaları için de artık danışmanlara ihtiyacı olacak. Şimdi bir taraftan da inanılmaz para sektörü ortaya çıkıyor. Bir eğitim sektörü ortaya çıkıyor. Yani hem o kurumları, kuruluşları kendilerine çekip o işte Yeşil Ağa, Yeşil Topluluğa üye yapacaklar. Kriterlerini benimsetecekler. Hem de onları eğitecekler ve paralarını alacaklar. Şimdi Yeşil Topluluk kredi notu oluşturuluyor. Şöyle, siz yapmış olduğunuz davranışlar, siz yapmış olduğunuz altyapı çalışmaları ve kurallara kadar uyduğunuzu denetleyen bir mekanizma olacak. Hatırlayın Çin'deki o kredili, sosyal kredi sistemini sizlere anlattık. Bunların Benzerini şirketlere, kurumlara getiriyorlar. Yani kurumlar da artık nota tabi tutulacak ve ona göre notu düşük, notu yüksek ona göre muamele yapılacak. Ve okul kantinleri, okullarla ilgili çok enteresan kriterler var. Onları da size aktaracağım. Şimdi diyor ki eğer bu yeşil topluluk e, e, kuralına uyanlar ya da bu projeye üye olanlar bu ilkelere uyarlarsa ülkelerinde ve dünya çapında vergi indirimleri, elektrik indirimleri ve Proje önceliği tanınacak. Bakın kolaylık sağlıyorlar ki o ağa girecekler. Ve nitekim de bir müddet sonra zorunlu olacak zaten bu ağa girmek. Eğitim, kentsel dönüşümler, altyapı çalışmaları ve bilgi datası UNESCO'nun izleme, değerlendirme birimine iletilecek. Önemli şey bu. Şimdi UNESCO'nun izleme değerlendirme birimi oluşturulmuş ve sizin kurumlarınız, sizin belediyeleriniz, sizin efendim devlet kurumları, eğitim okullar mesela üniversiteler yapmış olduğu çalışmaları, ilkeleri ve e, neler yaptıklarını, datalarını Birleşmiş Milletlerin efendim UNESCO'suna iletecekler. Değerlendirme kuruluna iletecekler. Bu tıpkı neye benziyor? Hatırlayın. Dünya Sağlık Örgütü'nün bütün sağlık bakanlığı verilerine ulaşma maddesine benziyor. Bakın aynı şey. Ne yapıyorlar? Küreselleştiriyorlar. Ne yapıyorlar? Bütün ulus devletlerin kurallarını e, ve e, işte bütün e, gelenek göreneklerini kendi kültür kodlarını, yönetim kodlarını bir kenara bırakarak o kodları ne yapıyorlar? Küreselleştiriyorlar. Yani tek noktadan yönetilebilecek, yönetebilecek e, duruma getiriyorlar. İşte o yüzden bu kararları koyuyorlar. Yine bakın e, UNESCO kriterleri yani yapılan bu plan ve proje bütün dini kurumlar aracılığıyla iletilecek. Topluma e, efendim e, etki ajanlığı yaptırılacak. Bakın hutbelerden hutbelerden yakında bu konu insanlara ve diğer bütün şirketlere şuna buna duyurulacak. Çünkü öyle bir karar almışlar. UNESCO kriterleri tüm dinlerin bazı kürsülerinden halka duyurulacak ve burada dini önderler kullanılacak. Niye? Çünkü topluma ben, benimsetmeleri çok daha kolay olsun diye. Yine topraklar yeniden tanımlanacak. Topraksız tarıma geçilecek. Topraksız tarıma geçilecek her şey yapay. Yani daha önce de söyledik ki bunların en büyük projelerinden birisi tanrılaşma. Bu nedenle her şeyin sentetiğini yapmaya çalışıyorlar. Yapay olanını üretmeye çalışıyorlar ki bir tanrılaşma iddiasında bulunabilsinler. İşte topraksız tarıma geçilecek bölgesel tohumlar yasaklanacak. Artık kafanıza göre böyle ekin ya da işte başka bitki şu bu, ekmeyeceksiniz. Sizin her şeyinize standart getirecekler. Yani UNESCO'nun standartlarına, yeşil topluluk standartlarına uymanız gerekecek ve dolayısıyla ata tohumları bir ülkenin kendine has özel e, bitki örtüsü şu bu bakın gerçekten de tamamen küreselleşecek bunu net olarak söylüyor. Yine çalışmalar 3 yıl içerisinde tamamlanacak. Öyle 2030'da beklenmeyecek. 3 yıl içerisinde ülkeler bütün bu çalışmaları tamamlayacaklar. Okul kantinleri, okullar çok önemli. Çünkü bunların ilk hedefi alfa grubu dediğimiz, Z kuşağı dediğimiz kesim. Onları bu işin içerisinde daha çok müdahil etmek istiyorlar. O yüzden de okullar, ilk, ilk öğretim okulları, ortaokullar çok önemli. Liseler çok önemli. Buralar üzerinden duruluyor. Şimdi getirecekleri bu sosyal kredili sistem dedik ya. Onların ilki kantinlerde yapılacak, kantinlerde denenecek. Hatta dijital paradan bahsettik. Dedik ki paranız olsa bile bazı ürünleri alamayacaksınız. Niye? Çünkü onlara kota uygulayacaklar. Şu kadar zarar veriyor falan diye. Dolayısıyla bunu e, ilkokullardan başlatacaklar. Kantinlerden, okulların kantinlerinden başlatacaklar. Kartlı alışveriş dönemi olacak. Nakit geçmeyecek. Kartlı alışveriş yapacak öğrenciler. Her şey e, satılmayacak. İstedikleri şeyi oraya koyacaklar. Satılsa bile kartla yeterince alamayacaksınız. Çünkü size de orada kota koyacaklar. Her kurum, her kurum e, bunu e, kesinlikle kullanacak ve dolayısıyla bu örgüte bu organizasyona girecekler. Şimdi bunu anlatan doğrudan bu projenin içerisinde yer almış, bu projeyi hazırlamış kişi ve diyor ki gerçekten biz paramızla bunu hazırlıyoruz. Yani bir ekibiz. Bunu parayla hazırladık, tamamladık. Dolayısıyla Azerbaycan'da yapılacak o e, iklim zirvesinde bu devletlere sunulacak, buna uymaları istenecek bu projeyi bir an önce tamamlamaları e, istenecek. Biz bunu yaptık ama esasında ulus devletleri bağlayacak nitelikte ve dolayısıyla bir küresel devlet, bir adı konmamış tek dünya devletinin altyapısı e, oluşturuluyor. Bunu bizzat söyledi. Gerçekten de çok da memnun oldum. İsmini ısrarla vermememi istemedi ama ismi cismi her şeyi bende var. Bu projenin en önemli bilim insanı onu da söyleyeyim. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.